Baki Bey'in de arkasındayız. Destekliyorum Baki Bey'i, helal olsun diyorum. AK Parti'den gelen bir tepki diye düşünüyorum. Bakir Soy halkın adamı, halkın yararına konuşmuştur. Parti öyle bir adamı ihraç ediyorsa o parti parti değildir. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy katıldığı bir televizyon programında bu enflasyon rakamlarını görmezden gelemeyiz, zamlar milletin belini büküyor açıklamasında bulundu. Açıklamanın ardından Milliyetçi Hareket Partisi Baki Ersoy'un kesin ihraç talebinde bulundu. Bizler de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına bu konuyla ilgili sorular sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. O yaptığı açıklamayı da bilmiyorum da Baki Ersoy gibi bir adamı ihraç etmek gibi bir şey değil ya. Olmaz öyle, Baki Ersoy'u harcayamazlar, öyle şey olur mu? Adam doğru konuşuyor. Edilmemesi lazım Baki Ersoy'un. Baki Ersoy bir milletvekili. Bir milletvekili kendi fikrini herhalde söyleyebilecek. Ve bunun içinde kalkıp da ihraç edilmek üzere gönderilirse yazık yani. Yani partinin yaptığını doğru bulmuyor. Doğru bulmuyorum. Vekilimizdir. Kayseri'nin Türkiye'nin sorununu dile getirmiştir. Bu sorunlarda kimse görmezlik de gelemez. Bu hayatın gerçeği. İşte görüyorsunuz, yaşıyorsunuz. Onun için ben açıkçası garipsedim yani. Baki Bey'in de arkasındayız. Destekliyorum Baki Bey'i, helal olsun diyorum. Yani MHP yönetimine de yani biraz kararlarını biraz daha düşürmelerini istirham ediyorum. Bu tabii Cumhur İttifakı'ndan gelen bir şey. Yani diğer AK Parti'den gelen bir tepki diye düşünüyorum. Allah hayırlısını versin inşallah. İyi olur diye düşünüyorum. Vallahi Baki Ersoy benim partilim. Ben de MHP'liyim. Doğruları konuştu. Doğruları konuşmak suçsa ben ihracına katılmıyorum. İhracını şiddetle kınıyorum yani. Partinin talebini doğru bulmuyorum. Baki Ersoy halkın adamı. Halkın yararına konuşmuştur. Halkın durumunu bizzat yakından takip eden birisi olarak söz konusu yapmıştır. İhraç edilmesinde kınıyorum. Tasvip etmiyorum eski bir MHP'li olarak. Diye doğru, partinin yaptığı yanlış. Parti öyle bir adamı ihraç ediyorsa o parti parti değildir. Siyaseti de bilmiyorlar. Bugün Türkiye'nin yaşadığı şeyi böyle insanları ihraç etmeden yaşıyorlar. Yoksa Baki Ersoy muhterem insan. Değerli bir insandır. Partinin yaptığı tamamen ahlaksızlıktır. Terbiyesizlik yani. Şey, doğru söyleyeyim. Bulmuyorum. Terbiyesizlik diyorum, baksana. Öyle adam ihraç edilir mi? Millet adam topluyor temiz. Onun dediği dört dörtlük bir şey. Vatandaşı savunuyor, o bir şey demedi ki. İnsanları savunuyor. İnsanları savunmak en kutsal bir görevdir. Ben profesyonel bir siyasetçiyim. Anavatan Partisi'nin il başkanlığını yaptım Kayseri'de 5 yıl. Geçen dönem stratejik olarak Baki çok iyi bir şekilde destekleyenlerden biriyim. Şimdi Baki öyle bir çocuk ki yani tarifi olmayan vatanına, milletine, bayrağına bütün inanç değerleri çok yüksek tavan yapmış biri benim gibi. Şimdi buna istinaden halkın bütün dertlerini şu seviyeye gelene kadar geçmiş 10 yıl içerisinde ben bunu sürekli dile getirdim. Bu 10 yıl içerisindeki halkın dili olmak, halkın, milletin çaresizlik içerisinde bu enflasyon, bu fahiş fiyat, bunu ben zaten sürekli görerek sürekli dile getirdim. Bizim Baki Ersoy'un da bu konuda ki bütün meramı, bütün sıkıntıları millet için, vatandaş için, Kayseri için, ülke için, yani bu doğruları sadece Baki Ersoy kardeşim, gerçekten ben takdir, şayan da takdir ettim. Gerçekten o programda söylenmesi gereken şeyler söyledi. İhraç talebini doğru buluyor musunuz peki MHP'nin? Hayır, kesinlikle ihraç talebini doğru bulmuyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Devlet Bahçeli'nin başkanlığında, ben MHP'li kökenliyim. Rahmetli Başbuğ'un öğrencilerinden biriyim. Açık söylüyorum, yürekliyim ve düşmanıma karşı son kurşunlarımı kullanan bir insanım. Ve kullanmaya da devam ederim. Kabara çıktım, Cudi'ye gittim. Tüm askerlerimizin. Yardım o dağları ve gerçekten o kardeşlerim, o yavrularımızın moral vermek amacıyla Urar'a gittim. Şimdi şöyle bir şey var.
ihraç edilmesine uygun görmüyorum. MHP rotasını çok iyi bir şekilde şaşırdı. Hangi potansiyel, hangi yoldan gideceğini şu anda bilmiyor. Sebebi nedir? Bence para babalarının mekanizmanın tamamen aleti olması, yani düzenin adamı olması. Düzenin, yani nedir bu çıkıyor işte, ya sen MHP'sin, ya Türkiye'nin teminatısın. Kalkıyorsun, Sayın Cumhurbaşkanı geçen dönemde destekledik ve o dönemde kendisine çok büyük destekler verdik. İşte iyisini yapacağım dedi, başkanlık sistemi istedi. Halbuki Özal bunu reddetmişti, hayır dedi, başkanlık sistemi padişahlık olur. Aynı döneme girdi. Ben buradan Baki'ye tekrar geçmiş olsun diyorum ve açıkça söylüyorum bunu, açıkça söylüyorum. Kanımın son damlasına kadar Baki Kayseri'de yanındayım. Kanımın son damlasına kadar Baki. Burada bütün medyaya da bunu söyleyeceğim ve Baki'nin yanındayız. Baki yalnız değil, bu ülkede yalnız değil. Kayseri Baki'nin hiçbir zaman tabiatıyla, o evlatlık potansiyelinden, milletvekilliği konumundan, gerçekleri söylemesinden hiçbir zaman rahatsız değil, onun da yanındadır. Doğrusunu konuştu milletvekili. Doğruya doğru, bahallı bahallık yani. Herkes biliyor. Saklamaya gerek yok. Partiden ihraç edilmesini doğru buluyor musun? Yok, hayır, kesinlikle. Yani parti yanlış yapıyor. Tabii ya, öyle adam, herkes konuşabilir yani. Adam bir şey demiyor ki. Bahallık var mı? Var. Tamam, bitti. Yani doğru söyledin. Doğru tabii, %100. Tabii canım.